yoksulluğa hayır kapsamında bölge mitingleri düzenleyeceğiz. Önümüzdeki hafta 17 Kasım'da ilk bölge mitingimizi İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapıyoruz. Bu kapsamda da bu hafta ve önümüzdeki hafta Ege bölgesindeki illerde kamu emekçileriyle, meslek örgütü temsilcileriyle, yine demokrasi güçlerinin yer aldığı kurumları ziyaret ederek bu mitingle, kamu emekçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz. Bu kapsamda da bugün Denizli ilinde KESK'e bağlı iş kollarımızın MYK üyesi arkadaşlarımızla ve burada yine KESK'e bağlı sendikalarımızın başkanları, şube yürütme kurulu üyeleriyle bu çalışmamızı, bir günlük çalışmamızı da Denizli'de yapmak üzere buradayız. Bir kez daha hepinizi KESK yürütme kurulu adına saygıyla selamlıyorum. İşsizlik, faiz, dış borç rakamlarına baktığımızda Türkiye'de bir ekonomik krizin olduğu ve bu krizi de aşan bir rejim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu burada açıkça bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Madem ülkede kriz yok, neden iğneden ipliğe her şeye ardı ardına bu 5 aydır zamlar geliyor? Hayat pahalılığı neden artıyor diye buradan sormak istiyoruz. Yine madem kriz yok diyenlere yıllardır gerçek enflasyonu perdeleye TÜİK rakamları bile neden rekor üstüne rekor kırıyor sorusunu buradan sormak istiyoruz. Yine madem kriz yok diyenlere maaşlarımız neden her geçen gün eriyor, yoksulluğumuz neden artıyor? Tam da kışa girerken zamlanan doğalgaz, elektrik faturaları neden hepimizin kabusu haline geliyor diye sormak istiyoruz. Yine Türkiye'deki kamu emekçilerini ve işçileri ilgilendiren, madem kriz yok diyorsanız niye işten çıkarılanların sayısı her geçen gün artıyor, iflas eden, ortamı fırsat bilip konkordo ilan eden firmalara yenileri neden ekleniyor diye buradan bir kez daha bu soruyla kriz var mı yok mu tartışmasının sadece bir tartışma olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Türkiye'de yıllardır devam eden adaletsiz vergi sistemiyle fatura hep emekçilere kesilmiştir. Ödediğimiz vergiler artık bize yol, su, elektrik olarak dönmemektedir. Devlet bu hizmetlerden elini çekip özel sektöre devredeli epey zaman geçmiş bulunuyor. Tükettiğimiz elektrikten, sudan daha fazlasını kayıp kaçak elektrik bedeli, atık su bedeli, hizmet bedeli gibi farklı farklı kalemlere vergilerle ödüyoruz. Belediyelere bile evimizin konumuna göre asfalt vergisi parası ödüyoruz. Geçse de geçmesek de hazine garantisi verilen köprülerin, otoyolların parası bizlerin cebinden çıkmaktadır. Yine hizmet alsak da almasak da müşteri olarak gördüğümüz devasa şehir hastanelerinin garantörü yine bizlerin vergilerinden kesilerek sermayeye peşkeş çekiliyor. Buradan bir kez daha şunu söylemek istiyoruz. Yıllardır emeğe değil sermayeye kaynak aktarılarak fatura hep kamu emekçilere, işçilere, yoksullara çıkarılmıştır. Biz ne zaman hakkımızı istesek hepimiz aynı gemideyiz. Sizin taleplerinizi karşılarsak gemi batar nutukları atılmaktadır. Biz buna rağmen yıllardır emeğimizin karşılığını almadan kazan dairesinde can hıraç çalışarak geminin yol almasını sağladık. Birileri ise aynı geminin özel kameralarında lüks bir hayat sürdü. Bizim güverteye çıkıp bir nefes almamız bile çok görülmüştür. Yine 5 milyon kamu emekçisi ve emekli olarak toplu sözleşme adı altında varılan mutabakatlarda da kaybetmeye devam ettik. Bu mutabakatlarda gelir vergisi adaletsizliği, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gibi yıllardır yaşadığımız temel hiçbir sorunumuza çözüm getirilememiştir. Üstelik hedeflenen enflasyon, hatta bazen bunun da altında olan oranlara yandaş sendikalar tarafından, konfederasyonlar tarafından imza atılarak bugün yaşamış olduğumuz reel kayıpların temel sorumluları haline gelmiştir diye belirtmek istiyoruz. Yine kamunun yükünü senin omuzlarına yıkıp güvencesizliğe yayarak fatura yine hep emekçilere kesilmiştir. Kamu emekçilerin, işçilerin iş güvenceleri de hukuksuz bir şekilde tamamen ortadan kaldırılmıştır. Alabildiğine sınırlanan iş güvencemiz o halden istifade fiilen kaldırılmıştır.
On binlerce kamu emekçisi bir mahkeme kararı olmadan sorgusuz, sualsiz işinden, ekmeğinden edilmiştir. En son geçtiğimiz hafta Aile Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı komisyonunun bütçesi görüşülürken sağlıkta şiddet yasasını önleyeceğiz adı altında bir torbayla meclise getirilen yasa tasarısının içerisinde 5. madde diye ifade ettiğimiz ve haksız hukuksuz bir şekilde işten çıkartılan hekimlerin özel sektörde çalışmalarını da yasaklayan bir yasa maddesi hem sendikamız SES, Türk Tabipler Birliği ve mecliste grubu bulunan CHP ve HDP milletvekillerinin tüm itirazlarına rağmen AKP'li milletvekilleri alelacele almış oldukları talimatla bu yasayı da komisyondan geçirmişlerdir. Doğal olarak bu yasa eğer genel kuruldan geçerse bu 2 yıllık antidemokratik OHA sürecinde KK'lerle birlikte haksız hukuksuz işinden atılan hekimler, sağlık emekçileri, öğretmenler, yani kamuda çalışan 130 bin ihraç işinden olmuş arkadaşlarımız herhangi bir özel sektörde çalışamayacaklardır. Bu da açıkça şu anlama gelmektedir. Adeta bu işten çıkartılanlar sivil ölüme, medeni ölüme terk edilmek istenmektedir. Doğal olarak biz KESKİ olarak bu yasa yeniden meclis gündemine, genel kurula geldiğinde özellikle bu maddenin meclisten çıkmaması için başlatmış olduğumuz mücadeleyi sendikalarımızla birlikte, meslek örgütlerimizle birlikte arttırarak devam edeceğiz. Yine bu madde içerisinde tıp fakültesini bitirmiş, uzman olmuş ancak güvenlik soruşturmasıyla atanamayan hekim arkadaşlarımız da, hekim adayı arkadaşlarımızın da güvenlik soruşturmaları nedeniyle uzun süredir atanmamaları ve onların da 600 günlük süre sonunda bir özel sektörde çalışabilmeleri ancak reçete ve benzeri şeyler yazamamaları gibi birçok antidemokratik uygulama maalesef bu komisyondan geçmiştir. İşte bu nedenle bizler kamu emekçileri olarak önümüzdeki dönem hem bu krizin faturasını kamu emekçilerinin, işçilerin, yoksulların, kadınların ödememesi noktasında yürüteceğimiz mücadele programımızı geçtiğimiz hafta Ankara'da bir basın toplantısıyla kamuoyuna deklar ettik. Bu mücadeleyi sadece KESK'e bağlı sendika üyelerimizle biz yürütmeyeceğiz. Türkiye'de AKP'nin uygulamış olduğu bu neoliberal politikalar, otoriterleşme, iş güvencemizi ortadan kaldıran yasalar ve özel sektördeki işçilerin sendikaya üye oldukları için işten çıkartmaların yaygınlaştığı bir dönemde işsizliğe mahkum edilen işçiler, kadınlar, kamu emekçileri ve gençlerle birlikte yine Türkiye'de demokratik muhalif kesimlerle birlikte bu krize karşı yeni rejimin krizini ile birlikte üzerimize gelen antidemokratik uygulamaların ortadan kaldırılması için yoğun bir mücadele programımızı başlattığımızı Denizli'den de bir kez daha ifade ediyoruz. 17 Kasım'da İzmir'de, 9 Aralık'ta Samsun'da, 15 Aralık'ta Adana'da, 16 Aralık'ta Diyarbakır'da ve 22 Aralık'ta İstanbul olmak üzere 5 bölgede Türkiye'deki emek demokrasi güçleriyle birlikte bu mücadelemizi arttıracağız. Bunu bir kez buradan da ifade etmek istiyorum ve hepinizi tekrar KESK Yürütme Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.